Hocamara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. AYT Biyoloji videolarımıza devam ediyoruz. Ne öğreneceğiz hocam bu videoda? Kas doku ve çeşitlerinden bahsedeceğiz hocam. Evet, daha önce kemikten, kıkırdaktan bahsettik, eklemleri konuştuk. Artık kasa geçiş yapacağız. Bu videomuzda kas doku ve çeşitlerini konuşurken ilerleyen derslerimizde birazcık daha ileri boyutta kas kasılmasından vesaire bahsedeceğiz. Önce bir kas dokunun görevlerine bakalım. Sonra diğerleri gibi hücresine ne deniliyor, ara maddesine ne deniliyor, endoplazmik retikulumuna ne deniliyor ona bakalım. Vücudumuzun hareketinde görev alacak. İç organların çalışmasını sağlayacak. Midenin çalışmasını, ince bağırsağın çalışmasını. Tabii. Çünkü onların yapısında da kas var. Ve bununla birlikte iç organlarımızın korunmasını sağlayacak. Soluk alıp vermemizde görev alacak. Örneğin diyafram kası sayesinde biz bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Vücut duruşunun sağlanmasında aktif olarak rol alacak kaslarımız. Kasların hücre zarına sarkolemma diyoruz biz. Lemma zar ifadesi taşıyor zaten. Burada hani işte sarkoyu kodlarsak hepsinde sarko gelecek. Lemma zar demek. Mesela sarkoplazma, plazma deyince böyle sıvı gelmeli aklımıza. Kasların sitoplazması. Endoplazmik retikulumuna baktığımızda sarkoplazmik retikulum gayet güzel kodlanır. Mitokondrilerine de sarkozom isminin verildiğini biliyoruz biz. Neden böyle bir isim veriyoruz? Mesela ben bir şey soruyorum. Kalp kasımız da var değil mi? Kalpteki kaslarda da böyle ayrı isimlendirme var mı? Ya da karaciğer hücrelerinde ayrı isimlendirmeler var mı? Yok ya şöyle tabii ki Latince isimlendirmeleri var ama kemik, kıkırdak ve kasta özel isimlendirmeler var. Yani hücre yapıları biraz daha farklı olduğu için. Hücre yapıları farklı, işlevleri farklı ve tabii bunların gruplandırılması açısından da bir özel isme ihtiyaçları var. Kas hücreleri kas telleri olarak da adlandırılıyor ve kas tellerinin yapısında miyofibril dediğimiz kasın kasılıp gevşemesinden sorumlu özel bazı proteinlerimiz bulunacak. Biz miyofibrillere de aktin ve miyozin ismini vereceğiz birazdan. Evet, bu iplikçiklerden yani kas tellerini oluşturan miyofibril iplikçiklerinden kalın olanlara miyozin, ince olanlarına da aktin diyoruz. Mesela TYT derslerinde aktini biz nerede duyduk? Mikrofilamentlerde duyduk. Yani hücre iskeleti elemanlarında duyduk ve orada aktinin öneminden bahsettik zaten. Birçok duyduğumuz ifadeyi burada da duyuyoruz da hani o zamana kadar unutmuş oluyoruz sadece. Kas dokuda hücreler arası madde bulunmuyor. Mesela kemik dokuda oseyin vardı, kıkırdak dokuda kondrin vardı. Burada ise kasların arasında, kas hücrelerinin arasında herhangi bir ara madde yok. Genellikle kas hücreleri demetler halinde bulunuyor. Evet, çünkü lif diyoruz ya, demetler halinde bulunacak ve bu demetlerin etrafını da bir bağ doku saracak, böyle yığınlar oluşturacaklar. Bağ dokuda kas hücrelerine oksijen ve besin taşıyan, atıkları ise o bölgeden uzaklaştıran zengin kan damarları ve sinirler bulunacak. Bununla birlikte biz kas dokuyu görevine, işleyişine, hücre yapısına göre 3 grupta inceleyeceğiz. Çizgili kas, düz kas ve kalp kası diyeceğiz. Evet, şimdi görseller tabii bizim için çok önemli. Birazdan yine konu ilerledikçe sizden görsel noktasında destek isteyeceğim. Çizgili kaslar nereyi vermiş bize? Kol kasını vermiş. Çizgili kasın şekline baktığımızda bakın kalp kası ve düz kasla %100 aynı şekle sahip değil. Mesela genellikle mikroskop altında baktığımızda şu yapıları bazen tek bir hücreymiş gibi görüyoruz ve çizgili kasları mikroskop altında çok çekirdekli olarak adlandırıyoruz. Kalp kasına baktığımızda dikkat edin. Bakın şu bir hücre. Bir, iki tane çekirdeği var. Ama mesela şuradaki hücrede bir tane çekirdek var. Burada iki tane var, burada bir tane var. O zaman şöyle diyeceğim kalp kası için birazdan. Bir veya iki çekirdeklidir diyeceğim. Nerede bulundu? Kalp dokuda bulundu. Düz kas iç organlarımızın yapısına katılacak. Hücreleri mekik şeklindedir. Ve hücresinde genellikle bir tane çekirdek bulunur. Yani benim bu şekillere baktığımda buna düz, buna kalp, buna çizgili diyebilmem gerekiyor. Ayrıca düz dedi. Çıkması gerekiyordu normalde şekilde. Düz demesindeki ve çizgili demesindeki mantık ne? Düz bir yapı var burada. Şurada ise şöyle çizgiler var. Biz buna bantlaşma da diyeceğiz. Birazdan konunun detayını anlatırken. Düz kas ile başlıyoruz. İsteğimiz dışında çalışan kaslardır. Örneğin iç organlarımızın tamamı. Akciğer. Evet. Tamamını söyleyebiliriz. Mekik şeklinde hücrelerinin olduğunu konuştuk az önce. Hücreleri tek çekirdeklidir ve çekirdek her zaman merkezdedir. Bunlar sorulacak bize sorularda, gruplandırma sorularında çıkacak. Tek çekirdekli ve çekirdek her zaman merkezde yer alır. Burada miyofibriller yani aktin ve miyozin dediğimiz proteinler birbirine paralel olarak uzanacaklar.
Otonom sinirlerin kontrolünde çalışacaklar. Hı-hı. Yani isteğimiz dışı. Yavaş ve ritmik olarak kasılıp gevşeyecekler ve asla yorulmayacaklar. Yani ben bugün öğlen çok ağır bir yemek yedim. Hadi ya mideme söylerim. Çalışır yani ne olacak sanki falan deme lüksüne sahip değilim. Ritmik olarak kasılıp gevşemeyle birlikte zaten herhangi bir yorgunluk hissi söz konusu olmayacak. Sindirim, solunum, boşaltım, dolaşım, üreme sistemlerimizin yapısında düz kaslar mevcut olacak arkadaşlar. Çizgili kaslar. Bir diğer ismi de iskelet kası. Çünkü vücudumuzda nerede yer alıyor özellikle? İskeletlerin üst kısmında yer alıyor. İskeletin etrafını, kemiğin etrafını sarıyor. Ve bununla birlikte vücudumuzda hareketi sağlıyor. Şeklini az önce söyledik ama çok hücreler olarak görülecek. Bu sadece bir mikroskobik algı olacak o esnada. Bununla birlikte yapısında çizgiler var. O niye var onu da konuşacağız. Bu çizgilerden dolayı çizgili kas ismini alacak iskelet kasımız. Uzun silindirik yapılı hücreleri var ve hücreleri genellikle çok çekirdeklidir diyeceğiz. Çekirdekler hücre zarının hemen altında yer alıyor. Düz kasta çekirdek merkezde, çizgili kasta ise merkezden biraz daha uzakta zarın alt kısmında yer almış olacak. Somatik sinirlerin kontrolünde çalışacak. Yani isteğimizle çalışacak. Yani ben istediğim zaman kasın çalışma hızını arttıracağım, istediğim zaman yavaşlatacağım. Buna bağlı olarak hızlı yorulabilme lüks de olmuş olacak. Evet. Yani normalin üzerinde şey uyarı gönderirsem. Mesela piyano çalan insanlar kaslarını kontrol ediyorlar. Fakat ya da bisiklet çevrende de bu aynı şey. Bir müddet sonra bu çok bilinçli olmamaya başlıyor. Yani el hızlıca gidip refleks geliyor. Peki bu kaslar gene hala çizgili kaslar mı oluyor buradakiler? Tabii. Yani şöyle mental anlamda ve bilişsel anlamda olayın kontrolü yer değiştirse de. Kontrol yer değiştiriyor tabii, ama uyarı aynı. Tabii. Tamam. Yine uç beyinden omuriliğe gitti ama hala olayı gerçekleştiren çizgili kaslar. Hızlı kasılacak, hızlı gevşeyecek ve çabuk yorulacaklar çizgili kaslarımız. Evet, çizgili kaslarımızda miyoglobin dediğimiz özel bir pigment bulunacak. Kelime şeye benziyor, hemoglobine. Şimdi hemoglobinde hemo demir demek, globin globin proteini. Burada da miyoglobin diyor, yine globin proteini var ama miyo ifadesi sadece farklı. Demir ne işe yarar? Kana kırmızı renk veren pigmentin oluşmasını sağlar, onun yapısına katılır. Yani hemoglobinin yapısına katılır. Miyoglobinin de benzer bir görevi var. Bunun da yapısında demir var ve özellikle oksijen depolayacak. Bununla birlikte kasa daha kırmızı olma rengini verecek. Çizgili kas ile düz kasın yapısı incelendiğinde renk olarak baktığınızda iç organlarımız birazcık daha pembemsi bir kırmızılığa sahipken çizgili kaslarımız kıpkırmızı hatta vişne rengi gibidir. İşte onun sebebi miyoglobin miktarıdır. Evet, hani çizgili kas niye deniliyor birazdan konuşacağız dedik ya, bunun mantığından bahsedeceğiz şimdi. Bizim kaslarımızda miyofibril dediğimiz proteinler var ve bunlar aktin miyozin olmak üzere ikiye ayrılır dedik. İşte bu aktin ve miyozin dediğimiz proteinlerin konumu ve ışık mikroskobunda biz bu kaslara baktığımızda mikroskobun ışığını kırma oranı onların bir açık bir koyu, bir açık bir koyu renkte bantlaşmasına neden oluyor. Biz buna enine bantlaşma diyoruz. Buna bağlı olarak da çizgili kas ifadesi alacak kasımız. Kasın yapısında sadece aktin iplikçiğinin bulunduğu bölge ışığı az kırar ve açık renkte gözükür. Az kırar, açık renkte gözüküyor. Miyozin ile aktinin birlikte olduğu yer, yani yoğunluğun fazla olduğu yer ışığı çok kırıyor ve koyu renkte gözüküyor. Bu işte bir açık bir koyu, bir açık bir koyu renk çizgili kasların enine bantlaşmasına neden olmuş oluyor. Tabii yine mikroskop altında bir kası incelediğimizde bu ışığı az kıran, çok kıran yerlerin her birisine bir isim veriyoruz biz. Özellikle aktin ipliklerinden oluşan ve açık renkli görülen bölgeye I bandı diyoruz. Hani açık renk, aktin iplikçiği daha zayıf bir ışık, I bandı, I harfini onunla benzetebiliriz. Aktin ile miyozinin birlikte bulunduğu kalın olan yere alfabenin ilk harfini veriyorum. A bandı diyorum. Daha devam edeceğiz. Birkaç harf daha duyacağız. A bandının tam ortasında sadece miyozinin bulunduğu böyle hafif açık bir yer var. Oraya H bandı diyeceğiz. Ve bu bantların tamamının özellikle I bantlarının, I'lar böyle kenarda kalacak şekil üzerinden konuşacağız. İki I bandının arasında bir çizgi bulunacak ve bu çizgi gerçekten de Z harfine benzeyecek. Z çizgileri diyeceğiz. İki Z çizgisi arasında da bir boşluk yer alacak. Buna da sarkomer boyu diyeceğiz. Ve sarkomer için kasın kasılma birimidir diye konuşacağız. Şimdi şu şekli
yaptığımız tanımlar üzerinden bir konuşalım, irdeleyelim. İleride de Huxley hipotezi dediğimiz bir hipotezin içerisinde zaten buna benzer bir şekil üzerinden yine konuşacağız. Kas dediğimiz yapıdan alınmış bir kesit, mikroskopik bir inceleme, burada ise daha böyle kaba taslak bir ifade durumu söz konusu. Şimdi Z çizgilerini Z'ye benzetmiştik zaten. Bunu konuşmuştuk. I bandım var mesela. I bandı sadece aktinin bulunduğu yerde. Yani şöyle Z çizgisi burada yer alırken şöyle karalayacağım. Şu aralık I bandını ifade ediyor. Yine aynı şekilde bu tarafta da I bandım var. Tamam. Bizim A bandı dediğimiz şey hem aktinin hem de miyozinin birlikte bulunduğu yerde. Şurası A bandı. A bandının tam ortasında sadece miyozinin oluşturduğu yerde H bandı olarak ifade ediliyor. Tamamdır. Yani şöyle aslında şunlar I gibi zaten. Aynen. Bunlarla miyozinleri birleştirdiğimizde A harfi gibi gözüküyor. Evet. Bunlara A bandı diyoruz. A'nın ortasında. Şunların arası, evet, H diyoruz. Zaten şöyle kas kasılıp gevşerken hocam Z çizgileri, şuradaki Z çizgileri var ya, sanki şöyle uçlarından tuttun. Böyle yaklaştırıp böyle uzaklaştırıyor. M bandı nedir? M bandı dediğimiz, evet, bir bandımız doğrudan burada yer almıyor. Hı-hı. Yani şöyle normalde şurada H'ı gösterirken orada M'i göstermiş. Ha, yanlış yazmış değil mi o? Evet, düzeltelim, evet. O zaman. Bunlar da H değil mi? Hı-hı. Peki. İki şekil üzerinden çünkü aynı şeye iki farklı ifade koymuşuz. Şey gibi düşünmüş olabilir bence orada. Sadece miyozinden oluşan bölge ya. Onu söylemeye çalışmıştır. Ha, hani bu şeyde bizim sistemdeki şeyde böyle kayıtlı. Aynen yani öyledir. Kayıtlı, miyozin olduğunu belirtmek için öyle söylemiştir. Yoksa haş bandının olduğu zaten bu şekilde, bu şeklin aynı olduğundan görebiliyoruz biz. Ha. Şunu demeye çalıştım ben. Kas kasılırken Z çizgilerinin birbirine yaklaştığını söyleyeceğiz. Bunların böyle karşılıklı birbirlerine girdiğini ve gevşeme esnasında uzadığını söyleyeceğiz. İki Z çizgisi arasında kalan şu yapının tamamı sarkomer birimi olarak ifade edilecek ve kasın gevşemesi ve kasılması durumunda bu bantların her birinde değişiklikler olacak. Onu ileriki derslerimizde konuşacağız. Evet, kalp kasımız artık son kasımız otonom sinirlerin kontrolünde çalışacak. Yani isteğimiz dışı çalışacak, ritmik kasılıp gevşeyecek. Hatta şöyle de bir lüksü var. Kasılır, gevşer, dinlenir. Kasılır, gevşer, dinlenir. Ya kalp kası dinlenir mi? Hep atıyor. Yo, dinleniyor işte. Dinlenme dediğimiz eylemde normalde işte kulakçık kasılır, karıncık gevşek, karıncık kasılır, kulakçık gevşek. Yani şöyle bir ritmik hareket vardır ya kalpte. Aslında bir de biz fark etmesek de bu ikisinin şöyle açık kaldığı bir zaman dilimi var. Oraya biz dinlenme süresi diyoruz. İkisi birden dinleniyor. Evet, ikisi mi? Aynı anda yani hem kulakçık hem de karıncık anlık bir gevşeme gerçekleştiriyor. Biri kasılmayı bırakıp gevşiyor. Biri o da kasılmayı bırakıp gevşiyor. İkisi de mi kasılmayı bırakıp aynen gevşiyor? Aynen öyle. Esnada. Yani ikisi de sistolden diastole geçmiş oluyor ve o esnada yukarıdaki kan komple aşağıya doluyor zaten. Yani kulakçıktaki kan komple karıncağa doluyor. Hatta şöyle bu EKG çekindiğimizde de öyle, yani onların sonuçlarına baktığımızda böyle o iniş çıkışlarda böyle arada bir dalgalanmaların durduğunu görürüz. Orada kalp kasının dinlendiğini görürüz. Yani bu kadar çok çalışan, sürekli atım gerçekleştiren bir organın tamam yorulmuyor ama yorulmamasının arka planında da ne var? Bir dinlenme süresi vardır diyeceğiz. Şimdi düşünüyorum çok enerji harcamıyor muyuz o zaman biz bunları, yani sürekli tabii ki harcıyoruz ama sürekli de üretiyoruz işte. Yani şöyle yaşamsal faaliyetimizin devamlılığı için esas olan şeyler bunlar olduğundan dolayı o zaman mecbur. Daha basit bir şey düşünelim. Hı. Kalp kasında demek ki kalp kası hücrelerinde bol bol mitokondri var. Çalışma şekli düz kaslara benziyor. Çünkü o da otonom sinirlerin kontrolünde çalışıyor. Ritmik kasılıyor, ritmik gevşiyor. Ama yapısına baktığımızda biraz çizgili kasları andırıyor diyeceğiz. Çünkü özellikle yapısındaki o bantlaşmaları burada da göreceğiz. Evet, hücreleri bir veya iki çekirdeklidir ve çekirdek hücrenin merkezinde yer alır. Aynen çizgili kaslarda olduğu gibi kalp kasında da enine bantlaşma gözükür diyeceğiz arkadaşlar. Kalp kası hücreleri ucuca geldiklerinde bu bölgelerde disk adı verilen özelleşmiş bir yapı meydana getirirler. Ve bu özelleşmiş disk dediğimiz yapı dallanmalar yapar. Diskler kalp atımı sırasında elektriksel uyarının etrafa yayılmasını sağlar. Yani şöyle, biz dolaşım sistemini ileride anlatacağız ama 12. sınıf arkadaşlar beni bu anlamda anlayacaklardır. Sine antriyal düğüm, arterioventriküler düğüm, histemetleri ve Purkinje lifleri vardı. Bunlar elektriksel sinyalin oluşturulduğu ve dağıtıldığı yerlerdi. Bu sinyal noktalarındaki elektriksel güç
kalbin tüm kas noktasına, özellikle ara tabakada bulunan kasın olduğu bölgeye dağılmalı ki komple bir kasılma gerçekleşsin. Çünkü bu düğümler de kalbin iki tarafında yer almıyor. Tek taraflı bir dizilim var. Haliyle buradaki diskler aslında gelen iletiyi dağıtıyor. Priz görevi görüyor. Anladım. Yani diyebiliriz. Veya üçlü görevi görüyor. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Rica sevgili ederim. Arkadaşlar, videolarımızı şu anda tamamladık. Ancak yeni videolar geliyor. Bildirimleri açın, abone olun. Kendinize iyi bakın.